Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda daha önceki videoda olduğu gibi BlueStacks emülatör uygulaması üzerinden Clash of Clans oyununa girdiğinizde aldığınız siyah ekran hatasıyla alakalı ikinci bir çözüm yöntemini anlatmaya çalışacağım. Konuya geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Bunun haricinde sanırım 2.5-3'ten itibaren defalarca bu videoyu çektim sildim ve artık yoruldum. Herhangi bir takılma olursa kusura bakmayın bu videoda. Bunu belirtmiş olayım. Ve konumuza isterseniz geçiş yapalım. Burada görmüş olduğunuz Reddit linkindeki ilk yöntemi zaten ben ilk videomda anlatmıştım arkadaşlar detaylı şekilde. Eğer bu ilk yöntemde coğrafi kısıtlamalar nedeniyle Clash of Clans app uygulamasını indiremezsiniz şeklinde bir uyarı almıyorsanız ilk videoya gidip onu denemenizi tavsiye ederim. Çünkü hepsini Amazon App Store üzerinden indiriyorsunuz APK dosyalarının. İkinci yöntemle biraz olaylar değişiyor. İlk yöntem nasıldı arkadaşlar? Kısaca bir özet geçersem. Öncelikle BlueStacks uygulamasına giriyorduk. Buradan sistem uygulamalarına geliyoruz. Ve tarayıcı üzerinden Amazon.com sitesine gidiyoruz arkadaşlar. Ve Amazon.com sitesine gittikten sonra Clash of Clans yazıp app dosyasını indiriyorduk ilk yöntemde. Ve indirdiğimiz bu APK dosyasıyla, yani oyunun APK dosyasıyla yükleme yapıp hem Amazon App Store'u hem de oyunu kendisini yükleyip siyah ekran hatası almadan oynayabiliyorduk arkadaşlar. Ancak şöyle bir durum oldu. Ben Amazon App Store üzerinden ilk yöntemde yaptığım gibi İndirdim, oyunu yükledim, sorunsuz şekilde uzun bir süre oynadım. Birkaç kez Amazon App Store üzerinden gelen oyunun güncellemesini yaptım. Fakat dünyada bir önceki gün gelen güncelleme, Amazon App Store üzerinden güncellemeyi yaptıktan sonra oyun yine siyah ekrana düştü. Ve ben ilk yöntemi denedim arkadaşlar. İlk yöntemi yine aynı şekilde BlueStacks'e gelip tarayıcıya girdim. Amazon.com'a girdim. Burada şunu belirteyim arkadaşlar. Amazon.com üzerine indireceksiniz. .com.tr uzantılı olan kısımda uygulamayı zaten bulamıyorsunuz. Coğrafi kısıtlama nedeniyle .com.tr üzerinde uygulamanın APK dosyası, yani oyunun APK dosyası yok arkadaşlar. Girdim Amazon.com'a. Yine Clash of Clans şeklinde arattım. İndirme butonuna tıkladım. Giriş işlemi vesaire yaptıktan sonra bana coğrafi kısıtlama nedeniyle indiremezsiniz dedi. Ve şunu denedim. Amazon.com sitesi üzerinden konumumu Amerika olarak ayarladım. Yine aynı hatayı verdi. Ardından bir VPN uygulaması kurdum BlueStacks üzerinden. O VPN uygulamasıyla da yine Amerika olarak ayarladım. Ve yine aynı hatayı verdi. Bundan dolayı farklı bir yöntem aramaya başladım ve bu Reddit linkini buldum arkadaşlar. Normalde ilk videoda bir arkadaşımız bundan bahsediyordu. Amazon App Store üzerinden indirdiğin oyunun güncel sürümü değil, güncel sürümü olmadığı için herhangi bir hata almadan oyuna girebiliyorsun şeklinde bir mesaj yazmıştı. Bu arada o arkadaşın söylediği doğruymuş. Ben Amazon App Store üzerinden güncellesem de oyun hep eski sürümü olarak kalıyormuş arkadaşlar. Bundan dolayı da oyuna sorunsuz şekilde girebiliyormuşum. Buradaki linkte de zaten oyuna ait Amazon App Store eski bir sürüm APK dosyası var. Burada şunu belirteyim arkadaşlar. Bu eski sürüm olsa da oyunu normal şekilde oynayabiliyorsunuz. Etkinlikler vesaire hepsini yapabiliyorsunuz. Yani herhangi bir farklılık olmuyor. Sadece güncel versiyonu üzerinden oyunu oynamıyorsunuz. Gerçi güncel versiyonuyla orijinali arasında ben bir fark göremedim ama yani bunu bilen arkadaşlar videonun altına da ekleyebilirler. Her neyse bu linke geldik. İndir kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yine de indir deyip bunu ben masa üstüne kaydettim. Bu arada şunu belirteyim arkadaşlar. Ben size Reddit linkini videonun altına ekleyeceğim. Biraz önce gördüğünüz Google Drive linkini eklemeyeceğim. Çünkü bu link bana ait değil ya da
Bu APK dosyasını ekleyen arkadaşın yani üzerine değişiklik yapıp yapmadığı konusunda herhangi bir bilgim yok. Yani güveniyorsanız buradan indirebilirsiniz. Güvenmiyorsanız farklı çözümler arayabilirsiniz diyeyim arkadaşlar. Ben kullandığım hesap Angarya işleri için kullandığım bir hesap olduğu için herhangi bir sorun olmuyor. Sizde herhangi bir sorun yoktu derseniz buradan indirebilirsiniz. Ama ya benim için sorun derseniz de belirttiğim gibi daha farklı alternatif yöntemlere devam edebilirsiniz. Her neyse artık APK dosyalarımızı indirdik. Bu arada BlueStacks'i anlatmayı unuttum sanırım. Daha önce BlueStacks uygulamasını indirip kullanmayan arkadaşlar varsa tarayıcıdan BlueStacks yazıyorsunuz. Bu kısmını hızlıca anlatmaya çalışacağım. Siteye giriyorsunuz. BlueStacks.com sitesine giriyorsunuz. Redditte anlattığı şekilde buradaki tüm sürümleri gör kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve NuGet 32 bit versiyonunu indiriyorsunuz. Diğer linklerde şöyle bir sorun yaşayabilirsiniz. Diyelim ki sizin eski bir bilgisayarınız var ve işlemciniz 64 bit versiyonunu desteklemiyor. Bunları indirdiğinizde bu tip bir bilgisayarda uygulamayı açamazsınız arkadaşlar. Bundan dolayı 32 bit hem eski sürüm bilgisayarlar için hem de yeni sürüm bilgisayarlar için herhangi bir sorun çıkarmayacaktır. Buradan NuGet 32 bit kısmından indir deyip indiriyorsunuz. Ben daha önce indirdim. Burada yalnız Android 11 destekli 64 bit beta sürümü var arkadaşlar. Bunu indirip deneyebilirsiniz. Belki de bunda şey de olabilir yani oyunu normal Google Play üzerinden yükleyip sorunsuz şekilde oynayabilirsiniz. Ancak ben denemediğim için bu konu hakkında herhangi bir şey söyleyemeyeceğim. Her neyse BlueStacks'i bu şekilde indirdiniz. Ardından exe dosyasını çift tıklıyorsunuz arkadaşlar. Zaten online ilk başta karşınıza sözleşmeyi kabul et diyor. Her oyun ya da uygulamada olduğu gibi sözleşmeyi kabul et deyip çift tıklıyorsunuz ve pardon install'a tıklıyorsunuz ve BlueStacks'i yüklüyor arkadaşlar çevrimiçi olarak. Ardından görmüş olduğunuz gibi bu şekilde açılıyor. Burada yine şu bilgiyi vereyim arkadaşlar. Eski oyununuz varsa ve bu eski oyununuz üzerinde daha önce Supercell ID ile bağladığınız farklı hesaplar yoksa bu eski oyunu silebilirsiniz. Yani Play Store üzerinden indirdiğiniz oyunu silebilirsiniz. Ancak burada Supercell ID ile bağladığınız birden fazla hesap varsa bunu silmenizi tavsiye etmiyorum. İlk videoda yine bir arkadaşımız söylemişti. Yani onun söylediğine göre bunu silmezsiniz. Biraz sonra yapacağımız ikinci çözümle oyunu yüklediğinizde Supercell ID ile bağladığınız tüm hesaplarınız duruyor olacakmış. Ben denemediğim için bilmiyorum arkadaşlar. Genel olarak ben bunu siliyorum. Tekrardan Supercell ID ile bağlıyoruz diyeyim ve isterseniz konuya yavaş yavaş devam edelim. Öncelikle arkadaşlar buradan tarayıcıya giriyoruz. İkinci çözüm kısmında. Amazon App Store yazıyorsunuz arkadaşlar. Pardon. Tıklıyorsunuz. Belirttiğim gibi Amazon.com yazan linke giriyorsunuz. Ardından görmüş olduğunuz gibi Get Amazon App Store yazıyor. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Eğer karşınıza herhangi bir indirme linki gelmezse burada görmüş olduğunuz Redly Download kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Download Again diyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi APK dosyamız indi. Öncelikle bu APK dosyasını yüklüyoruz arkadaşlar. Amazon App Store'un APK dosyasını. Onunla sistem uygulamaları kısmından buraya giriyoruz. Öncelikle şunu bir sileyim arkadaşlar. Ben daha önce indirdiğim için birden fazla kez indirmiş. Bunu da silelim. Görmüş olduğunuz gibi APK dosyası geldi arkadaşlar. Bu APK dosyasını ileride yaşayacağınız sorunlar nedeniyle yedeklemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bunu da şu şekilde yapıyorsunuz. Buna basılı tutuyorsunuz ve seçili hale geldikten sonra
Windows'a gönder diyorsunuz. Ben bunu masa üstüne kaydetmiştim arkadaşlar daha önce. O yüzden kaydetmeyeceğim. Bu şekilde masa üstüne görmüş olduğunuz gibi Amazon APK dosyasını bu şekilde yedekleyebilirsiniz. Her neyse, buradan geldik. Yükle dedik arkadaşlar. Uygulamayı yükledik. Aç diyoruz. Şu diğer uygulama kısmını kapatalım. Bu uygulamanın açılması bazen uzun sürebiliyor arkadaşlar. O yüzden ben biraz duraklatıyorum. Bir sonraki ekranda tekrar anlatmaya devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, karşımıza bu şekilde App Store'u, Amazon App Store'u yükledikten sonra karşımıza bu şekilde bir ekran geliyor. Burada eğer sizin bir Amazon hesabınız yoksa Create New Amazon Account yazıp, daha doğrusu Account kısmına tıklıyorsunuz. Buradan hesap oluşturuyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Eğer bir Amazon hesabınız varsa burada görmüş olduğunuz turkuaz renkli butona tıklayıp giriş yapıyorsunuz. Ben burada yine duraklatıyorum arkadaşlar hesap bilgilerimi girmek için. Burada görmüş olduğunuz turkuaz renkli kısım butondan hesap bilgilerime giriş yapacağım. O yüzden şu an videoyu Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi hesabımıza giriş yaptıktan sonra böyle bir ekran sizi karşılıyor. Arama kısmına Clash of Clans yazdığınızda görmüş olduğunuz gibi kısıtlamadan dolayı oyunun APK dosyasını burada göremiyorsunuz. Ancak ben buradan My Apps kısmına tıkladığımda install yaptığımda oyunu çalıştırdım. Ancak bazen çalışmayabiliyor bu şekilde. O yüzden öncelikle burayı deneyin. Eğer burada My Apps kısmında bulabiliyorsanız buradan yükle deyip oyunu yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve oyunun açılıp açılmadığını kontrol edin. Eğer açılmıyorsa, yine siyah ekran hatası veriyorsa, sonradan yüklediğiniz oyunun kısa yolunu silin. Ardından bizim Reddit üzerinden indirdiğimiz APK dosyasını yükleyerek oyunu yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Çift tıkladım. Masa üstündeydi benim kısa yolum. Masa üstüne geldim. Görmüş olduğunuz Clash of Clans Amazon App Store versiyon yazan APK dosyasını seçtim ve aç dedim arkadaşlar. Bu iki APK dosyasında yedeklemenizi tavsiye ederim. İleride yaşayacağınız herhangi bir sorunla bu APK dosyalarını tekrar hızlıca kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bilgisayarınıza format atarsınız vesaire olur. Tekrar tekrar link aramamak için bunları yedeklemenizi tavsiye ederim. Bundan sonraki kısımda arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Benim bilgisayarım artık format istediği için ve belli sorunlar olduğu için hareketli animasyonlar girdiğinde vesaire de maalesef kayıt yaparken o kısımda donuyor ve videoyu devam ettirmiyor. Sadece ses duyuyorsunuz. O yüzden belli kısımları size göstereceğim. Yani oyunun çalıştığına dair, açıldığına dair. Hatta önce şöyle size ilk olarak Play Store üzerinden indirdim. Oyunu göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi siyah ekran veriyor ve hiçbir şekilde oyun açılmıyor arkadaşlar. Bir süre beklerim isterseniz emin olmak için. Görmüş olduğunuz gibi oyunu açmadı. Amazon App Store üzerinden indirdiğimiz oyuna tıklıyoruz. Biraz gecikmeli açılabilir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bundan sonraki aşamaları maalesef ben size gösteremeyeceğim. O yüzden ben videoyu burada yavaş yavaş sonlandırmaya başlıyorum arkadaşlar. Yine uyarımı yapayım. Linkteki APK dosyasına güvenmiyorsanız ilk videodaki yöntemi deneyebilirsiniz diyelim. Ve yine benim için arkadaşlar ilk videoyu görünür hale tekrar alacağım arkadaşlar. İkinci yöntemi coğrafi kısıtlama alırsanız, yani benim bir hata alırsanız ikinci yöntemi bu şekilde bu şekilde sonlandırıyorum arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada son olarak